Herkese merhabalar. Matematik birinci dönem ikinci yazıya hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazır değilim hocam. Harikasın zaten o yüzden buradasın hazır değilsin biliyoruz ve süper bir şekilde senle beraber baştan sona ikinci yazılı için yapılması gereken her konuyu beraber özet şeklinde işleyeceğiz. Ardından da çok güzel sorular çözeceğiz. Bugün senle beraber gerçekten öğrenci notlarına bakacağız. Yani hangi konuları işledik şu ana kadar ve ikinci yazılı hangi konular çıkacak onlara bakacağız. Hap bilgiler vereceğim sana. Yazılıda sorulur, hoca sorar, buradan soru gelir şeklinde bazı uyarılar da vereceğim videonun içerisinde ve açık uçlu ve klasik sorularımız olacak ki sınav zaten öyle gelecek karşımıza ve ardından da MEP ortak sınavları da olacak. İl ve yerde bazı il belediyelerde dolayısıyla bunlara yönelik de bazı test soruları da koyduk yani komple baştan sona kadar sıfırdan yüze kadar her konuyu teker teker beraber işleyeceğiz. Biliyorsun kampımız başladı Tonguç Eylan Bey. Matematikle başlıyoruz. İngilizceye kadar bütün derslerin yazılı kampı videoları var ve süper bir şekilde hazırlık yapacağız. Ve bunu yaparken de senle beraber tabii ki yazılı notlarımız ve tüm dersler soru bankamız bizim en büyük yardımcımız. Bununla alakalı ufak bir intromuz var. Sonra dersimiz devam ediyor. Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemelerine hem yazılı notlarından hem de tüm dersler kitabından ulaşabilirsiniz. Öncelikle tüm dersler fijital, yani hem fiziksel hem dijital kitabımızı nasıl aktif edeceğimizi görelim. Kitabın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Çıkan kodu TAS Mobil uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme giriyoruz. Aktif et dediğimizde ise hem kitabın dijital versiyonuna hem de Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemelerine ulaşabiliriz. Müzik Hepinize sınavlarda başarılar. Hemen sen de kitaplarını aktive et ve MEB ortak sınav denemelerini de çöz. Oradan da yazılıya hazırlanmış olacaksın ve bu yazılı kampımızda da gerçekten %100 Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uygun bir çalışma yapıyoruz seninle beraber. Bu konu ve kazanımları teker teker irdeledik ve hiçbir şekilde bunun dışına çıkmıyoruz ve bu konu ve kazanımlarla seninle beraber sınavdan en iyi notları hedefleyeceğiz diyoruz. Senin hedefin kaç evladım benim? 100 hocam. Harikasınız. Herkes herkes en yüksek hedeflesin diyorum ve tabii ki hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Tonguç Kap 8. sınıf 5. hafta görevlerimiz hala devam ediyor. Biz Tonguç Kapla senin hangi takım elin benim? Hızlı çıtalar hocam. Harikasın hızlı çıtalar. Güzel gidiyor gerçekten ama Bilga Vakşı'nda süper gidiyor. Hepiniz süper gidiyorsunuz. Puan kazanma özelliği de geldi artık Tonguç Kapa. Onu da söylemek istiyorum. Kendi Tonguç Akademi.com sayfanızdan Tonguç Kap butonundan takip edebilirsiniz. Hangi puanda olduğunuzu, takımıza ne kadar puan kazandığınızı ve görevlerinizi. Ve burada da süper kitabımızdan 47, 51, ve 52 ve 53. testleri yapmanızı istiyorum matematikten. Hadi bakalım o zaman fazla uzatmadan öğrenci notlarıyla devam edelim. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu video kaydırmalı video oldu dolayısıyla istediğiniz kısmı atlayabilirsiniz. İşte eba ekok problemlerinden başlıyoruz. EBOB-EKOK'tan başlıyoruz ve ardından işte seninle beraber üstü ifadelere bakacağız senle beraber bir. Kareköklü ifadelere bakacağız. Zaten konular bunlar. Kareköklü ifadeler birazcık uzun bildiğin gibi. Ardından veri analizi konusu çıkacak sınavda. Olasılık konusu daha yoğunluklu çıkacak ve bu kadar bu konularla beraber sen de ikinci yazıyı hazırlanmış olacağız evladım benim. Hocam çok fazla konu var. Hayır evladım benim fazla konu yok. Merak etme. Aslında ilk konulardan daha az soru çıkacak ama şu konular çok önemli. Gerçekten yani kara ifadelerden ve aynı zamanda veri analizi ve olasılıktan çok daha fazla soru çıkacak. Çünkü ilk konular zaten birinci yazıda sordular ve ikinci yazıda daha fazla diğer konulara yöneleceğiz. Ve zaten Milliyetin Bakanlığı biliyorsun konu soru dağılım tabloların yayınladı. Dolayısıyla her konudan kaç soru geleceği belli net bir şekilde ve biz de tam bu tabloya göre zaten bu sınavı hazırladık ve buradaki çalışmayı da ona göre yapacağız. Hadi bakalım o zaman ilk konumuzda. Yani eskiden bildiğimiz ama şimdi hemen tekrar bir hızlıca göreceğimiz e, EBOB EKOK problemleriyle başlıyoruz. Şimdi bir kere 24 ve 30'un EBOB ekok'u nasıl bulunuyor? Herkes biliyor zaten bunu. Fazla uzatmayacağım. Böyle böldük 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 algoritma yaptık. Ardından ikisini de aynı anda bölenleri çarptığımız anda yani 2 kere 3 6 bizim EBOB'umuz oluyor. Hepsini çarptığımız anda yani 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 çarpı 5. Bu da bizim ekokumuz oluyor diyoruz. 8 kere 3 24. 24 kere 5 120 de ekoku oluyor diyoruz. Ekok sayılardan genellikle büyük çıkıyor. Ebob da sayılardan genellikle küçük çıkıyor. Zaten eğer biz büyük bir parça verdiyse ve küçük parçaları ayırmamızı istiyorsa Burada yapacağımız şey EBOB'dur. Eğer bize küçük parçaları verdiyse büyük bir parça arıyorsak burada da yapacağımız şey ekoktur. Mesela büyük dikdörtgeni, kare parçaları ayırma, fidan dikme soruları, büyük fıçıları eş küçük şişelere doldurma gibi, işte büyük çuvalı küçük poşetlere ayırma gibi soruları gördüğümüz zaman tak diye bu bir EBOB sorusu diyeceğiz ve EBOB bularak soruyu çözmeye çalışacağız. EKOK'ta ise küçük dikdörtgen parçalarla kare oluşturma, büyük bir kare oluşturma. Ortak çalan ziller, nöbet soruları, birlikte hareket eden parçalar gibi e, ifadeleri gördüğümüz zaman tak diye bu bir EKOK sorusu diyeceğiz ve burada dikkat edelim. EBOB ve EKOK bulduğumuz anda mesela bunlar kilogramsa, bu da kilogramsa sonuç kilogram çıkmak zorundadır ve sınavda işte kaç poşet derse burada bulduğun şey poşet sayısı değildir kilogramdır ondan o poşetin bir kilogramının ağırlığını bulmuş oluyorsun aslında o poşetin ağırlığından da poşet sayısına gidebilsin gibi bazı ayrıntılar var zaten e, bunlardan fazla soru geleceğini düşünmüyoruz ama yine hatırlatalım dedik şimdi Üssü ifadeler bizim için çok değerli. Yani gerçekten de en fazla sorunun geleceği kısımlara yaklaşmaya başladık. Karaköklü ifadeler tabii ki daha fazla gelecek. Ama bakalım Şimdi bu sene göreceğimiz en büyük başlık neydi Tonguç Eren Bey'im? ifadelerde negatif üstü ve 3 bölü 4'ün eksi 1. kuvveti 4 bölü 3 demekti. Yani bu ifadeyi tepe taklak, takla attır demek aslında bu. Ve Burada ise mesela 5 üzeri eksi 1'de ise bunun paydasında görünmez bir. 1 var hocam. Harikasın süpersin ve bunu da tepe taklak yaptığınız zaman 1 bölü 5 haline geliyor. E birinci kuvvet zaten kendisi olduğu için böyle yazıyorum. 2 üzeri eksi 3'te yine paydasında görünmez bir 1 vardır. 1 bölü 2'nin Üçüncü kuvveti oluyor aslında bu. Bu da birin üçüncü kuvveti ve ikinin üçüncü kuvveti. Yani 1 bölü 8 şeklinde yazılabiliyor diyoruz. Bu bizim bu sene öğrendiğimiz 8. sınıf kazanımların en önemlisi. Peki sonrasında üstün üstü vardı. Bu da çok önemli. Bu da karşımda çok gelecek. Mesela 2 üzeri 4 üzeri 3'te. Bu ikisi çarpılıyordu. Üs ve 2 üs birbirine çarpıyordu. 2 üzeri 12 oluyordu. Mesela 81 üzeri 2 verecek bize. Ama bu şu demek değil. Bunu olduğu gibi bırak demek değil. Çünkü biz üslü gilleri hatırlamamız gerekiyor. Üslü giller, üslü giller dediğimiz çok önemli bir sülale var. Bunlar 2 giller var, 3 giller var. Mesela 2'nin kuvvetleri 2, 4, 8, 16, 32, 64 ondan sonra 128 2'nin 7. kuvvetine kadar gidiyor. 2'nin 1. 2. 4. 3. 4. 5. 6. 7. kuvveti ben buraya kadar bilirim. Aynı zamanda 3'ün kuvvetleri 3, 9, 27, 81, e, 243... 3'ün 1. 2. 3. 4. 5. kuvvetine kadar bilin lütfen ve 5'in kuvveti de 5, 25, 125, e, 625 5'in birinci ikinci üçüncü dördüncü kuvveti dolayısıyla ben 81'i gördüğüm anda diyeceğim ki ya kardeşim sen 3 üzeri 4'sün fazla uğraştırma beni 3'ün dördüncü kuvvetisin sen 81 ama üzerinde eksi 2 var üzerindeki eksi 2'yi de yapıştırdığın zaman üstün üstüne geliyoruz e, o zaman bu ikisi çarpılıyor 3 üzeri eksi 8'miş aslında bu bu çok kolaylaştırıyor işlemlerde bizim işimize çarpma ve bölme de şunu yapmamız gerekiyor 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 4. Gördüğümüz anda tabanlar aynı tamam üstler toplanır. 3 üzeri 9 diyebiliriz. Bölmede ise tabanlar aynı tamam üstler çıkarılır. 3 üzeri 10 eksi 6 yani 3 üzeri 4. Burada şuna dikkat edelim. 3 üzeri 10'u 3 üzeri eksi 6'ya böldüğümüz zaman burada da şunu yazmamız gerekiyor. 3 üzeri 10 eksi eksi 6 yazmamız gerekiyor. Burada dikkat edelim bu iki tane eksi artı ediyor. 3 üzeri 16 çıkıyor. Yani ne kadar farklı sonuçlar çıkıyor. Buradaki eksi işi baya değiştiriyor. O yüzden ben yazarak çıkarma taraftarıyım her zaman. 2 üzeri 7, 5 üzeri 7'yi de gördüğümüz zaman diyeceğiz ki bunlar üstleri aynı ama tabanları aynı değil. O zaman üstler aynıysa tabanları çarpabiliriz. 2 çarpı 5'in 7. kuvveti deriz. Yani 10 üzeri 7 deriz. Burada ise 30 bölü 5'in 8. kuvveti deriz. Yani 6 üzeri 8 deriz şeklinde yapabiliriz. Toplama çıkarmadı da olay çok basit aslında. Bununla ilgili sorular da gelecek zaten yazılı problemimizin içerisinde. Burada da şunu bilelim. Burada elma armut hesabı. Mesela 5 çarpı 2 üzeri 10 artı 3 çarpı 2 üzeri 10. Yani buna elma dediğimiz zaman bu da elma oluyor dolayısıyla 8 tane elma yani 8 çarpı 2 üzeri 10 oluyor bu da 8'i gördüğüm anda tak diyeceğim ki of sen 2 üzeri 3'sün fazla uzatma 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 10'u çarptığım zaman da genellikle te, e, sorularda böyle e, ekstra işlemler gerekebilir. Tabanlar aynı, üstler toplanır 2 üzeri 13 şeklinde sonuca ulaşabiliriz. Geldik buraya. Yine armut, bu bir armut desek, bu da bir armuttur aslında ve 12 tane armuttan 9 armut çıkarsa 3 tane 5 üzeri 7 çıkar. Burada çarpma bölme yapamayız artık bu şekilde kalır diyoruz. Burada şuna dikkat edelim. Bazı sorularda şöyle gelecek. Bunlar aynı olmayacak ama biz aynı yapabiliriz. Mesela ee şöyle yapalım. 2 çarpı 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 6 diyelim böyle bir şey gördüğümüz zaman bunlar birbiriyle toplanamaz aslında ama şöyle toplanabilir 2 üzeri 7 aslında 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 6'dır bu da 2 üzeri 6'dır bak dikkat et buraya bu artık bu da elma bu da elma haline geldi bu iki tane elma bu bir tane elma 3 tane 2 üzeri 6 şeklinde yazılabilir. Yani 2 üzeri 7'yi ben elmalaştırdım. İşte bununla alakalı sorular var merak etmeyin diyorum. Ve hadi bakalım artık baba konuya hazır mısın Tonguç Elan Bey? Hazırım hocam. Hangi konu geliyor? Kareköklü ifadeler. Harikasın kareköklü ifadeler. Bravo diyorum o zaman geldik kareköklü ifadelere. Zaten sorular bundan sonra başlıyor. Yani sınavda da karşımıza gerçekten kareköklü ifadelerden soru çok gelecek. Hadi bakalım. Şimdi... Birin karesi bir, ikinin karesi dört, işte 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36. Bunlar tam kareselerdi. Tam kare sayıları ezbere bilmemiz gerekiyor. Yani hatta yazayım sana. 1, 4, 9, 16, 25, 36 e ondan sonra 6'nın karesi 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100, 11'in karesi 121, 144, 169 böyle böyle devam ediyor. 196, 225, 15'in karesi 16'nın karesi 256, 6. 17'nin karesi 289. Ben çoğunu biliyorum. Ezberledim. Çünkü gerçekten çok işe yarıyor. Çok fazla soruluyor. Şimdi bunları bildikten sonra diyeceğiz ki 25 sen neyin karesi? 5. 36 sen neyin karesi? 6. Bunları herkes biliyor zaten. 190 karesi? 14. Bunları biliyoruz. Bir de burada yaklaşık değer var ki sınavlarda da çok çıkar bu. Mesela tamam kardeşim ben bunları biliyorum. Karekök 1 1'dir. Karekök 4 2'dir. Karekök 9 3'tür. Karekök 16 4'tür ama karekök 8 nedir? bir şey değildir ama karekök 8 aslında 2 ile 3 arasında bir değerdir. Çünkü karekök 4'te karekök 9 arasında olduğu için mesela karekök 15 karekök 9'la karekök 16 arasında olduğu için ki bunlar da 3 ve 4 olduğu için bu 3 ile 4 arasında bir değerdir. Bu 2 ile 3 arasında bir değerdir. Bu mesela 4 ile 5 arasında bir değerdir. Çünkü karekök 16 ile karekök 25 arasında burada bir yerde aslında konumlandırılıyor. Dolayısıyla yaklaşık değerleri bulurken genellikle kareköklerin hangi iki tam kare arasında olduğuna bakılır. Ki sınavlarda zaten sorular geliyor. Biz de içeride sorularımızı çözeceğiz bununla alakalı. Peki geldik şimdi seninle beraber. E, karekök 98 gibi bulamayacağımız karekökleri Eğer böyle bir şey varsa da diyeceğiz ki hemen algoritmayı yapıyoruz. Ya kardeşim bunu nasıl çıkartabilirim ben? 2'ye böldüm 49. 7'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1. İşte bu iki tanesi bir tane olarak dışarı çıkıyor. 7 ve bu zavallı da içeride kaldığı için 7 karekök 2 şeklinde yazılabiliyor. Eğer ben çarpanlarda çok iyisem şöyle yapabilirdim. Bunu 49 çarpı 2 yazardım. 49 aslında 7'nin karesi olduğu için dışarıya çıkabiliyor. Karekök 49 çünkü 7 de aslında tak. Dolayısıyla bu 7 diye çıkarıyor 7 kare kök 2 şeklinde yapabiliyoruz. Aynı şekilde içeriye de sokabiliyoruz. Bazı durumlarda içeriye sokmak gerekebilir. Özellikle sıralama ve yaklaşık değer sorularında içeriye sokmak gerekiyor. Yani A kare kök B şeklinde istemiyoruz bazı durumlarda. Bunu içeriye sokmak için de dışarıdakinin karesini alıp içeriye sokuyoruz. 3'ün karesi 9'u 9 kere 5 kare kök 45 şeklinde 3 kare kök 5'i yazabiliriz. Dışarıya çıkartmak istediğim zaman 9 kere 5 yazıp 9'u 3 diye dışarı çıkartıyoruz. 3 kare kök 5 şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi 4 kare kök 5 ile 3 kare kök 2'yi çarpıyoruz. Çarpma bölmede ne yapıyorduk? Normal sayıyla normal sayıyı çarpıyorsun. 4 kere 3. 12 hocam. Harikasın. E, ee, köklü sayıyla köklü sayıyı çarpıyorsun. Kare kök 10 çıkıyor. 12 kare kök 10 dedik. Peki geldik buraya bölmede. Bölmede normal sayıyı normal sayıya bölüyorsun. 2. E, ee, köklü sayıyı köklü sayıya bölüyorsun. 2 karekök 3 şeklinde sonucumuza ulaştık. Peki toplamada ne yapıyoruz? Elma armut hesabı. Aynı üstü ifadelerde toplama çıkarma gibi. Buna elma dediysek bu da bir elmadır. 4 elma 2 elma daha 6 elmadır diyoruz. 10 elmadan 7 elma çıkarsa 3 elma kalır diyoruz. Burada elmaya dikkat edelim. Elma karekök ki burada da e, karekök 5'te. Farklı şeyler bunlar diyoruz. Peki geldik. E, Karekök ifadelerde son konulara zaten birinci sınava yetişmemişti bu konular ama ikinci sınavda bu konular çıkacak diyoruz. Peki ondalık sayıların kareköküyle hemen devam edelim. Karekök 1,96. Şimdi böyle bir şey gördüğümüz zaman ya kardeşim bu 1,96 nedir? Bir tam yüzde 96. Ama ben bunu nasıl yazarım? 196 bölü 100 yazarım. Onda birler yüzde birler olduğu için 196 yani bütün sayıyı yüze bölerim. Bunu ondalık gösterim şeklinde Değil de kesirli sayı şeklinde yazdıktan sonra diyorum ki ya kardeşim sen 14'ün karesisin, sen 10'un karesisin. O zaman sen 14 böyle 10 şeklinde dışarıya çıkabilirsin kare kökün. ve 1 tam 10'da 4 şeklinde bunu yazabiliyoruz. Demek ki 1,96 santimetre karelik bir karenin alanı 1,96 santimetre kare olan bir karenin bir kenarı 1,4 santimetredir. 1,4 santimetredir diye düşünebiliriz. Peki geldik. Ardından doğal sayı yapan çarpana. Şimdi karekök kökü 3 ile kare 3'ü çarparsam karekök 9 yani 3 çıkar. Bitti. Bunu biliyoruz. Peki ben 2 karekök kök 5 ile 4 karekök kök 5'i çarparsam 2 kere 4 8 kare kök 5 kare kök 5 5 çıkar 8 kere 5 40 çıkar bak doğal sayı olabiliyor işte bana şöyle bir şey verdiği zaman 5 kare kök 7'yi doğal sayı yapan çarpan nedir dediği zaman diyeceğiz ki ya kardeşim burada kare kök 7 var mı bu kare kök 7'den kurtulmalıyım onu yapabilmek için de diyeceğim ki ya seni kare kök 7 ile çarpmam gerekiyor diyeceğim ve kare kök 7 çarpı kare kök 7 7'dir 5 ile çarpılırsa da 7 kere 5 35'tir al sana doğal sayı oldu bize bazen şöyle verecek karekök 30'u e Pardon e şey diyelim mesela karekök 20'yi doğal sayı yapan en küçük karreökkte ifade nedir diyecek o zaman diyeceğim ki ya sen kardeşim seni bir şeyle çarpmam gerekiyor ama ne olabilir O yüzden ilk başta bunu dışarıya çıkarmam gerekiyor Bu aslında dört kere 5'tir ve iki karekök 5'tir O zaman ben bunu karekök 5 çarpmam gerekiyor ki dışarıya çıksın karekök 5 karekök 5 beştir 2 kere 5 10'dur. Al sana doğal sayı yapan çarpanın karekök 5 olduğunu buldum diyoruz. Şimdi rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar. Rasyonel sayılar bizim bildiğimiz sayılar. 1 bölü 2, 3 normal tam sayılar da doğal sayılar rasyonel sayıdır. Eksi 3 bölü 5, 0 tam onda 2. E, aynı zamanda işte 6,7 e, devirli, devirli sayılar, ondalık gösterimler hepsi rasyonel sayıdır. Ama pi sayısı Karekök'ün içinden çıkamayan sayılar mesela Karekök 2, Karekök 5, Karekök 101 mesela bunların hiçbirisi tam kare olmadığı için dışarıya çıkamaz ve bunlar irrasyoneldir. Bir tane tüyo Tonguç Karekök 9 rasyonel midir irrasyonel midir? İrrasyoneldir hocam. Hayır bak dikkat irrasyonel değildir. Evren bak kare kök 9 3 değil mi Allah aşkına ya? İşte bak rasyonel sayı. Bak buna da aldanmamak lazım. Bu da önemli bir tüyo diyoruz. Şimdi o zaman kare kökün dışına çıkamayan sayılar ve pi sayısı irrasyonel sayıları hepsi beraber gerçek sayıları yani r ile gösterdiğimiz reel sayıları oluşturur diyoruz. Şimdi de geldik veri analizi kısmına. Şimdi veri analizi kısmından çok soru bekliyoruz. Çünkü ikinci yazılının konuları aslında bunlar ve en son işlediğimiz konulardan. Şimdi üç farklı grafik var bizim bilmemiz gereken. Birincisi sütun grafiği, ikincisi çizgi grafiği, üçüncüsü de daire grafiği. Sütun grafiği genellikle karşılaştırmak için kullanılır ve biz bu sene birazcık daha iki farklı veri grubunu karşılaştırmak için bazı iki farklı veri verigün farklı zamanlarda karşılaştırmak için bazı grafikler kullanacağız. Mesela bak burada ee, sarı pembeyi geçmiş burada ise pembe sarıyı geçmiş gibi farklı şirketleri karşılaştırıyoruz mesela mesela Fenerbahçe'nin taraftarları Galatasaray'ın taraftarları işte bunları karşılaştırıyoruz mesela sene bazında gibi gibi. Burada ise artış ve düşüşleri artış ve azalışları göstermek için genellikle mesela sıcaklık artıyor azalıyor veya borsa artıyor azalıyor dolar döviz kuru artıyor azalıyor gibi bunları göstermek için genellikle grafikler kullanıyoruz burada ise daire grafiğinde ise bir bütünün parçalarını göstermek için. Mesela bak burada mısır var, biber var, pamuk var. Hangisi daha fazla bir pay alıyor bir bütünden evladım benim bu tarladan? Pamuk hocam. Harikasın pamuk olduğunu zaten görebiliyoruz. En az payı alan da biber. Bunu da görebiliyoruz. İşte bunun da farklı e, aslında parçalarını ne kadar kısmını kapsıyor? Yüzde doksanı işte yüzde sekseni mesela. Bu yüzde onu yüzde 25'i gibi düşünebilirsin. Peki burada... E, i̇kinci öğrenmemiz gereken şey ise grafikler arası dönüşümler. Biz bunları görmüştük zaten. Biz bunları biliyorduk zaten. Bu iki grafik türüne hakimdik. Ama bu grafikte ise dönüşümleri nasıl yapacağız? Özellikle sorular şuradan geliyor. Yani daire grafiği, sütun grafiği bunları birbirine dönüştürün. Sütun verip daireyi sorabiliyor. Mesela burada ise merkez açı denilen bir kavram var. Mesela bunu alfa diyelim veya A açısı veya buna X açısı diye bir şey fark etmez. Bu merkez açı dediğimiz şey aslında buradaki açının 360 dereceye bölümün istenen bölü toplam olması yani böyle bir formül var ama göstereceğim şimdi sana evladım benim. Burada şunu dikkat edelim. Ee, bir kere e, merkez açı dediğimiz şey yani ben hemen şöyle yazıyorum. Açı bölü 360 eşittir. E, aslında veri bölü toplam. Bu toplam çok önemli. Toplam dediğimiz şey bize verdiği sayılar aslında. Hangi veriyi arıyorsak oradaki toplamı biliyoruz. Buradaki açıyı 360 dereceye bölerek bir orantı kurup soruyu çözebiliyoruz. İstersek normal orantıyla da çözebiliyoruz. Bununla alakalı sorular karşımıza gelecek. Mesela şöyle bir e, grafik verse bize şöyle bir grafik, şöyle bir grafik e, şöyle bir grafik dese. Dese ki işte burası 5 dese burası 10 dese burası zaten 5 oluyor. Şimdi mesela A, B ve C dese. Şimdi bu A, B ve C'nin hepsinin teker teker büyüklüklerini bulmamız gerekiyor. A kaç evladım benim bu apartman e, yöntemiyle 5'tir. B 10'dur. E, C de 5'tir. Şimdi ben buradaki toplam veri grubuna baktığım zaman 20'dir toplam. Toplam 20'dir. Bu çok önemli bir data. Bundan yola çıkarak mesela... B'nin payı ne kadar nasıl buluyorum e, B bölü 360 eşittir B'nin aslında şeyi ne kadar 10'du 10 bölü toplam ne kadar? 20. Bak 10 bölü 20 B bölü 360. Ya kardeşim bu bunun yarısı işte. Bu da bunun yarısı olacak. O zaman B'nin açısı 180 dereceymiş aslında. B'nin açısını tak diye bulun. Bak şöyle bir daire grafiği çizersem bunun yarısı yani 180 derecesi B olacak. Geriye kalan A ve C de birbirine eşittir. Buradan görebiliyorum. A ve C'yi de buraya yazacağım. 90'ar derece şeklinde düşüneceğim. Çünkü B e, A arasındaki ilişki yarısı. A B'nin yarısı. E, A o zaman bu 180 derece ise B. A da 90 derecedir şeklinde bazı yorumlar yapacağım. Ve hadi bakalım artık olasılığa geçelim. Artık fazla uzatmıyoruz. Çünkü çok güzel sorular var. Çok güzel soruları beraber çözeceğiz. Şimdi olasılıktaki durum şu aslında. Mesela ben parayı attığım zaman Kaç tane olasılık var evladım benim? Kaç tane olası durum var? 3 hocam. Hayır evladım ne üçü Allah'ım söyle bakayım üçü. Yazı, tura, dik hocam. Evladım dik niye gelsin Allah'ım yarabbim yazı, tura var doğru söyledin ama dik gelmez ne alakası var? Dolayısıyla iki tane olasılık durum var. Yani senin dediğin gibi çok fantastik durumları göz ardı ediyoruz tabii ki. İki tane olasılık var yazı ve tura. Şimdi zar attığım zaman da zarın üzerinde 1 2 3 4 tavla oynayan arkadaşlar bilirler. 1 2 3 4 5 6 tane olası durum var. Dolayısıyla zaten 6 yüzlü bir küpten oluşuyor zar. Dolayısıyla bunun üzerindeki bütün bu noktaları sayarak da kaç olduğunu görebiliyoruz. 6 tane olası durum var. Şimdi bu olası durumlar bizim için çok önemli. Mesela bu eee bir tane kase olsun ve bunun içerisinde toplar olsun. Burada kaç tane olası durum var? Bakalım bak. 1, 2, 3, bir tane top çekiyorum. Bir tane top çekiyorum. Kaç tane olası durum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani bir top çekme için 9 farklı olası durum var aslında. Bu olası durumların bazıları birbirine eşit olabiliyor bu arada. Mesela bak dikkat et. İki tane kırmızı, iki tane yeşil var. Kırmızı olma olasılığıyla yeşil olma olasılığı birbirine eşit aslında bunların. Çünkü neden? Birbirleriyle aynı sayıda yani ben bir top çekiyorum. Kırmızı çekme olasılığımla yeşil çekme olasılığım aynı. Çünkü birbiriyle aynı sayıdalar bunlar. Ama sarı çekme olasılığım bunlardan daha fazla. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 tane sarı var bunun içerisinde. İşte burada da tüm olası durumlar 9 tane. 9 tane e, olası durum var. Bu 9 demek aslında bütün olası durumların sayısı ve bu olası durumlardan kırmızı çekme olasılığım iki tane, yeşil çekme olasılığım iki tane ama sarı çekme olasılığım kaç tane? Beş tane hocam. Harikasın 5 tane dolayısıyla en fazla sarı çekme olasılığım var. Sarı olma olasılığı kırmızı ve yeşil olma olasılığından daha fazladır bu cümleler böyle kurulur. Ve kırmızı olma olasılığı da yeşil olma olasılığı eşit olasılıklı olaylar olduğu için eşittir diyoruz. Eş olasılıklı olaylar ve bu daha fazladır buna göre. Şimdi bir olayın olma olasılığı şöyle hesaplanıyor. İstenen bölü tüm olası durumlar. Yani mesela bu e, demin gördüğümüz farklı bir kase diyelim mesela burada sarı top çekme olasılığımız nasıl hesaplarız? İstenen şey ne? Sarı top çekme. Kaç tane sarı var bu burada? Beş tane hocam. Harika. Beş bölü bütün olası durumlar kaç tane burada? Kaç tane olsun durum var burada? Bakalım kaç tane top var? 9 tane hocam. Harika 9 tane. Dolayısıyla 5 bölü 9 sarı o, top çekme olasılığımız. Mesela burada söyler misin? Burada sarı olma olasılığı kaç? Yine 5 tane 5 bölü 9. Peki burada kırmızı olma olasılığı kaç evladım benim? 2 bölü 9 hocam. Harikasın 2 bölü 9 çünkü 2 tane aslında kırmızı var. Bütün olasılıklar da 9 olduğu için 2 bölü 9. Yeşil olma olasılığı da 2 bölü 9'dur aslında çünkü yine 2 tane yeşil var. Bütün olasılıklar 9. O zaman hepsini anladık. Bak 5 bölü 9 zaten 2 bölü 9'dan büyük. 2 bölü 9 da 2 bölü 9'a eşittir. Bir de şunu bilelim bütün olabilecek durumlar yani tüm olasılıklar olma olasılığı ve olmama olasılığı toplamı aslında birdir. Bir çok enteresan bir çok küçük bir sayı gibi gözüküyor ama bir aslında yüzde yüz demek. Yüzde yüz. Yüzde yüz aslında böyle yazılmaz mı? Yüz bölü yüz kaçtır? Bir hocam. Harika. O zaman olasılığı bir derse bu bir Kesin olaydır. Yani gerçekleşmesi kesin olan olaylara kesin olay diyoruz ve olasılığı yüzde yüz mesela yüzde yüz bu sene şampiyonuz yani bir kimse bilemez tabi de yani bugün yüzde yüz yağmur yağacak yani olasılık kesin yüzde yüz yani e, dolayısıyla e, hiç çalışmazsan yüzde yüz sınavda başarısız olacaksın yani o kesin yani gibi olasılığı kaç sınavda başarısız olmalı mesela soruyorum bir ya bir çok küçük gibi gözüküyor ama bir aslında olasılıkta en büyük değerdir. Başka daha ötesi yoktur. Ve gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara ise imkansız olay denir. İmkansız olayda olasılığı yüzde sıfır. Yani yüzde sıfır kesinlikle yapamazsın. Ve bu yüzde sıfır demek de sıfır bölü yüz. Yani sıfırdır. Olasılığı sıfırdır. Sıfır olasılık. Asla biz bu işte... Ee, playoffları geçemeyiz. Sallıyorum Galatasaray işte Fenerbahçe elendi mesela sallıyorum gibi düşünebilirsin. Ve yüzde yüz dediğimiz zaman da bir yani olasılığı en yüksek demektir. O zaman olasılık aslında 1 ile sıfır arasında giden bir şeydir. Zaten dikkat et beş bölü dokuz hep sıfırla bir arasında basit kesirler. İki bölü dokuz iki bölü dokuz hep sıfırla bir arasında basit kesirler. Mesela bu Kasenin içinde hepsi sarı olsaydı sarı çekme olasılığımız 9 bölü 9 yani %100'dür ya ulan hepsi sarı zaten ya %100 olasılıkta ben sarı çekeceğim buradan dolayısıyla %100 olasılık yani 1'dir olasılığı bunun burada mesela e, söyler misin bana bu kasenin içerisinden e, yeşil çekme olasılığı nedir bu kasenin içerisinden? Yeşil çekme olsun nedir? Sıfır hocam. Harika sıfırdır ya kardeşim burada yeşil yok ki. Sıfır bölü dokuzdur. Sıfır bölü dokuz sıfır. Yani imkansızdır. Ya kardeşim bunun için yeşil yok ki zaten. İmkansız bunun içerisinde yeşil çekmem. Dolayısıyla imkansız olaydır şeklinde bazı özelliklerimiz de var. Hadi bakalım o zaman fazla uzatmıyorum. Şimdi süper bir şekilde sorulara geçelim. Ve geldik artık yazılı provamıza Tonguş Evladım benim süper sorularla beraberiz. Gerçekten de sınavda çıkabilecek ayarda sana çok güzel bir yazılı provası hazırladık. Bu soruları yaparken tabii ki Milliyetin Bakanlığı müfredatına, aynı zamanda çıkmış sorulara, aynı zamanda e, hem test sınavı olacak burada bu arada onu söylemek istiyorum. Hem test kısmı var hem de klasik kısmı var. Tabii ki bizim klasik kısmımız asıl yazılımıza çıkacak kısım ama bazı il ve ilçelerde Biliyorsunuz artık yeni sistemde test sınavları da yapılacak. Onlar için de çok güzel sorular hazırladık. Şimdi sizinle beraber onları çözeceğiz diyorum bu şekilde test soruları ve öncesinde şunu hatırlatmak istiyorum. Buradaki sorular kazanımlara yüzde uygun. Yani kazanımları hiçbir şekilde açmıyoruz. Sınavda çıkabilecek ayarda. Biliyorsunuz yazılı kampımızda matematikle başlayıp İngilizceye kadar devam eden bütün derslerimizi veriyoruz. Ve buradaki en büyük yardımcımız tabii ki Tonguç Elham'ın yazılı notları. Elimiz kadar küçücük bir kitap ama içinde birinci dönem ikinci yazı hazırlık. Hemen sana söylemek istiyorum arkadaşlarımız için. Sayfa 64'ten başlıyor. Herkes için söyleyeyim şimdiden 64'ten 75'e kadar ama tabii ki daha önceki birinci dönem birinci yazılı konularının da dahil olduğunu düşünürsek ikinci yazılı için bence bence en başından çalışmanız daha hayırlıdır. Yani 50'den başlayıp 74'e kadar 75'e kadar gelmeniz daha hayırlıdır çünkü eski konulardan soru gelecek dolayısıyla bunların böyle bir tekrarını yapıp burada yazılıda sorulur kısımları kavramların ne olduğunu hatırlayalım lütfen ve aynı zamanda Tüm dersler Soru Bankamız, Fijital Kitabımız, yepyeni bir kitabımız ve MEP Ortak Sınav Denemeleri var bunun içerisinde. Yani aslında bu kitabı aktive ettiğimiz zaman kitabın içindeki soruların dışında sadece dijitalinde bulunan MEP Ortak Sınav Denemeleri lütfen çözün. Orada da yazılıya hazırlanmış olacaksınız diyorum. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum tabii ki. Süpersonik, Dinamo ve Zoru Bankası'ndan da lütfen ilgili testleri yapalım ki yazılıya süper bir şekilde dört dörtlük bir şekilde hazırlanmış olalım ve dersimize başlayalım. Hazır sana evladım benim. Hazır mısın? Hazırım hocam. Harika. Şimdi artık yazılı provasına hazırız. Yani senle beraber süper bir şekilde bu soruları çözeceğiz. Bakalım 27 üzeri 4 çarpı 6 üzeri eksi 3 bölü 9'un karesi 2'nin karesi. Şimdi böyle bir soru gördüğüm zaman bir kere... 27'yi 9'u sevmiyorum 6'yı da sevmiyorum 27 dediğim şey aslında 3'ün kübüydü bunu hatırlayalım 9 dediğim şey aslında 3'ün karesiydi bunu hatırlayalım. 6 dediğim şey aslında 2 kere 3'tü bunu da hatırlayalım. Bu durumda şu ifadeyi bunu bunun yerine ben 3'ün kübü yazıp üzerine 4. kuvvetini koyarım çarpı. 6 yerine de 2 kere 3 yazıp üzerine eksi 3. kuvvetini koyarım. Bölü derim bölü sonrasında 9 yerine 3'ün karesi yazalım. 3'ün karesi üzerinde 2 var bir tane daha. 2'nin karesi şeklinde bu şekilde yazmış olduk. Şimdi diyorum ki bundan sonra üstün üstü kuralı. 3 üzeri 3 üzeri 4 yani 3 kere 4 12. 3 üzeri 12 çarpı. 2'nin eksi 3. kuvveti çarpı 3'ün eksi 3. kuvveti şeklinde bu eksi 3 hem bunun hem bunun şeklinde düşünebiliriz. Bölü 3'ün 4. kuvveti çünkü bu ikisi menemen oluyordu. Bu ikisi çarpılıyordu. Çarpı 2'nin karesiydi. Sonrasında diyorum ki 3'ün kuvvetleri aynı olduğu için tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır ikisinden bu ikisi çarpılabilir. 3'ün 12. kuvveti ile 3'ün üçün eksi 3. kuvvetini çarparsak 3'ün 9. kuvveti olur. Yani 12 ile eksi 3 topladığın zaman 3 üzeri 9 olur. Çarpı 2 üzeri eksi 3 burada vardı zaten. Bölü 3 üzeri 4, 3 üzeri 4, 2'nin karesi. Şimdi diyorum ki bu ikisi birbirine bölünebilir. Çünkü bunlar ikisinin de tabanları aynı. 3 üzeri 9'u 3 üzeri 4'e bölersek kaç eder? 3 üzeri 5. Harikasın. 3, 3 üzeri 5 2 üzeri eksi 3'ü 2 üzeri 2'ye bölersek kıllık olduğu için burada dikkat edelim yazalım lütfen. E, 2 üzeri eksi 3 eksi 2 yani 2 üzeri eksi 5 çıkıyor burası da. O zaman bunu da 2 üzeri eksi 5 şeklinde yazıyorum ve bunu bunu aşağı koyabilirim. Yani 2 üzeri eksi 5'i aşağı koyabilirim. Nasıl koyabilirim? Bu aslında 3 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5 şeklinde yazabilirim. Çünkü bu eksi 5 e, tepe taklak çevirmek demek. Bunun altına bir var tepe taklak aşağı geçirdim bunu. Dolayısıyla cevabımızın 3 bölü 2 üzeri 5 olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunların üstleri aynıysa tabanlar da bu şekilde birbirine bölünebilir. 3 bölü 2 üzeri 5 doğru cevabımızdır diyoruz. Şimdi geldik yeni sorumuza. 4 çarpı 5 üzeri 10 artı artı toplama var burada. 5 üzeri 11 eksi 2 çarpı 5 üzeri 12. Bir kere toplama çıkarmada üstü ifadelerde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bütün bu 5 üzeri 10, 5 üzeri 11 ve 5 üzeri 12'nin aynı olması gerekiyor ki toplayabilirim. Yani elma armutu toplayamam ama elma elmayı toplayabilirim. Bu 5 üzeri 10 güzel ama 5 üzeri 11 kıl. 5 üzeri 11 yerine ben 5 üzeri 11 yerine ben 5 üzeri 10'a benzer bir şey yazabilmek için 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 10 yazabilirim. Bu ikisinin çarpımı tabanlar aynı olduğu için 5 üzeri 11 çıkar üstler toplanır ikisinden. Dolayısıyla bu aslında 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 10'dur. O zaman diyorum ki 4 çarpı 5 üzeri 10 vardı zaten burada. Tamam artı 5 üzeri 11 yerine de 5 çarpı 5 üzeri 10 yazıyorum. 5 üzeri 1 zaten 5 demek oldu. O zaman bak bu ikisi birbirine benzedi. 4 tane elmayla 5 tane elmanın toplamı ne eder evladım benim? 9 elma eder hocam. Harikasın. Yani bu ikisinin toplamını yapabiliyoruz artık. Keşke bunu da yapabilsek. Keşke demeye gerek yok. 5 üzeri 12 dediğim şey aslında... 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 10'dur. Zaten bizim istediğimiz 5 üzeri 10'du. Elmamız bizim 5 üzeri 10'du. Dolayısıyla Eksi 2 çarpı 2 çarpı bunun yerine ben artık 5'in karesi yani 25 çarpı 5 üzeri 10 yazabilirim. O zaman son durum 4 çarpı 5 üzeri 10 artı 5 çarpı 5 üzeri 10 eksi 2 çarpı 25 zaten 50 eder. 50 çarpı 5 üzeri 10 etti ve artık elmam belli. 5 üzeri 10 benim yeşil elmam. 5 üzeri 10 benim yeşil elmam. 5 üzeri 10 benim yeşil elmam. 4 tane elma artı 5 tane elma eksi 50 tane elma kıl bir şey biliyorum. 4 artı 5 9 eksi 50 eksi 41 kere maşallah diyorum. 5 üzeri 10 diyorum. Eksi 41 çarpı 5 üzeri 10 benim doğru cevabımdır. Kıl cevaplar çıktı ama olsun böyle sorular gelebilir diyoruz. Şekildeki ABCD ve KLMN karelerin alanları sırasıyla 289 santimetre kare ve 196 santimetre kare demiş. Buna göre DN artı CM uzunlukları kaç e, santimetredir diye bize soruyor. Bir kere ABCD karesinin alanı 289'muş. 289 neyin karesidir? 17. Harikasın 17. Dolayısıyla bu ABCD'nin bir kenarı 17'ymiş. O zaman şurası da 17'dir. Süper. Peki, 196 sen neyin karesisin? 196 sen neyin karesisin? 14 hocam. Harika, 14'ün karesi. Onu da yazalım o zaman. Hemen şöyle yapalım. Farklı bir renk dedim, bulamadım. Burası da 14, burası da 14, burası da 14, burası da 14 o zaman. Şimdi bunlar basit. Tamam, çünkü tam kareleri kullandık. Peki, bize ne soruyor? Kıl bir şey soruyor. Bu, e, şunla şunu soruyor. Ya nereden bileyim şununla şunu kardeşim? Ben... Bütünü biliyorum yani 17 ve bunu biliyorum yani 14. Şimdi bu ikisinin toplamını ben nereden bileyim kardeşim diye düşünmeye gerek yok. Teker teker bunları bilmeme gerek yok. Çünkü bize bu ikisinin toplamını sormuş. O zaman diyorum ki bütün bu kenardan şu kenarı çıkartırsam aslında bu ikisi kalır. Yani 17'den 14'ü çıkartırsam 3 santimetre bu ve bunun toplamıdır. O zaman 3 cm doğru cevabımızdır diyebiliriz. Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu buldunuz demiş. Hadi bakalım. Şimdi kareköklü ifadeler. Karekök 108, karekök 75, karekök 147. Nasıl sayılar ya bunlar? Bunları bir çıkartmaya çalışalım. Bir kere karekök 108'i bilmiyorum hiçbir şey. Kafama hiçbir şey gelmedi. O zaman şöyle açarım. 2, 54. 2, 27. 3 artık 9. 3, 3. 3, 1 şeklinde açtım. Sonra bu ikisi bir tane olarak çıktı. Bu ikisi bir tane olarak çıktı. Pardon 3'tü bu. 3 kere 2 6. Bu da içeride kaldı zavallım. 6 karekök 3. O zaman bu 6 karekök kök 3'müş dedik. Zaten 36 çarpı 3'tü aslında bu. 36 6 diye çıkardı. 6 karekök kök 3'tü. 75'i bu şekilde yapayım. 75, 25 çarpı 3'tü zaten. Hemen 2 saniyede buldum. Ve bu da aslında 5 kare kök 3 diye çıkar. Bak çok güzel elmamı yakaladım. Bak burada 6 elma var. Burada kaç elma var? 5 elma var hocam. Harika 5 elma var. Dolayısıyla 6 elmadan 5 elma çıkarsa bir elma. Tamam bunu buldum. Şu ne acaba? 147 kıllık oluşturuyor. Hemen bakalım. 147 açtım. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 49. 49. Ee, Ondan sonra Allah Allah. E, hiçbir şey olmuyor. 7'ye bölünür 7, 7'ye bölünür 1. Bak 7 dışarıya çıkar 7. içeride de 3 kalır. O zaman bu da 7 karekök 3'müş demek ki. O zaman hemen elmamız da belli artık zaten karekök 3 elmamızdı. 6 elma, 5 elma çıkartırsa 1 elma, 7 elma daha 8 elma 8 karekök 3 doğru cevabımıza ulaşmış olduk diyoruz. Hemen buraya geldim. Karekök 96, Karekök 24, Karekök 18 falan. Şimdi 96 ne yapacağız 96 nereden çıktı? 96'yı ikiye böldüm. 48, 2'ye böldüm 24, ikiye böldüm 12, ikiye böldüm şey çıkıyor 6, ikiye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Şimdi bu çıktı 2 diye, bu çıktı 2 diye. Bunlar zavallım içeride kaldı. O zaman 2 kere 2 4, karekök 6 kaldı çünkü 2 kere 3 6'dır. 4 karekök 6'dır bu. Hop bunu yazdım. Bu 24 6 kere 4'tür zaten. 6 kere 4 olduğu için 6 kere 4 24'tür. Bu 2 diye çıkar dışarı. 2 karekök 6 diyoruz. Buna da 2 karekök 6 dedim. 18 9 kere 2'dir zaten. 9 3 diye çıkar. 3 karekök 2'dir. Karekök 8 de 4 kere 2'dir. 2 diye çıkar 4. 2 karekök 2'dir. Şimdi şimdi artık bu ikisini toplayabilirim. 4 elma 2 elma daha 6 kök 6 hocam harika 6 kare kök 6 bölü 3 elmadan 2 elma çıktı 1 tane kare kök 2 kaldı şimdi birbirine bölebilirim normal sayıları normal sayılara köklü sayılara köklü sayılara birbirine bölebilirim 6 bölü 1 6 kare kök 6 bölü kare kök 2 kare kök 3'tür 6 kare kök 3 doğru cevabımıza ulaşmış oldu aşağıda verilen sütunlardaki sayılardan çarpımları doğal sayı olanlara eşleştiriniz demiş şimdi bakıyorum karekök 20 var, karekök 24 var, karekök 32 var. Şimdi ben bunları gördüğüm zaman ilk başta elim ayağım durmuyor. Hemen bunları a karekök b şeklinde dışarıya çıkarmam gerekiyor. Sıralama yapmayacağız sonuçta burada. Diyor ki çarpılınca doğal sayı olanları bulunuz diyor. Hemen bakalım. Bu aslında 4 kere 5'tir. 4 kere 5 olduğu için bu aslında 2 karekök 5'tir diye şek şeklinde çıkartabiliriz. Yani 4 kere 5. E 4 dışarı 2 de çıkıyor. 2 karekök 5. 6 kere 4'tür. 6 kere 4 olduğu için 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kare kök 6'dır. Ee, 16 kere 2'dir. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Ona, e, 4 karekök kare kök 2'dir. Hatta yazayım 16 çarpı 2'dir. 16 dışarıya 4 diye çıktı. Bu 2 zavallı içeride kaldı. Buna bakıyorum. 90, 90, 90, 9 kere 10'dur. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kare kök 10 şeklinde yazdık. Tamam. Bunları A kare kök 5 şeklinde maksimumunu çıkardım dışarıya. Şimdi bir de buraya bakalım. E, Karekök 160. Diyorum ki ya kardeşim 16 çarpı 10'dur. O zaman 4 karekök 10. E, 72 36 çarpı 2'dir. 6 karekök 2. 125 25 çarpı 5'tir. 5 karekök 5. E, ve 96 16 çarpı 6'dır. 4 karekök 6 şeklinde çıktı. Şimdi bizim doğal sayı sonucuna ulaşabilmemiz için bunların çarpımında aynı karekökler olmak zorunda. Mesela ben bu ikisini çarparsam 2 iki kere 5 10 karekök 5 çarpı karekök 5 beş, 5'tir çünkü karekök 25'ten 5 beş geliyor ve 50 doğal sayı çıkar süper doğal sayı süper. O zaman bu ikisi oluyor. Peki başka bakıyorum. Diyorum ki ya kardeşim karekök 10'lar birbirle çarpıldı. 4 kere 3 12 Karekök 10 çarpı karekök 10. 10. Bak 120 doğal sayı çıktı. Süper. İstediğim gibi. Başka ne olabilir? Diyorum ki karekök 2'ler birbirleriyle çarpılırsa e, evet bu ikisi 4 kere 6 24 karekök 2 çarpı karekök 2. 2 hocam. Harikasın 2 dolayısıyla 48 bu da doğal sayı çıktı. Bir tane daha kaldı o da karekök 6'lar birbirleriyle çarpılırsa hop şöyle atlayalım buradan da ve bu ikisi çarpılırsa 8 4 kere 2 6 çarpı 6 kare kök olduğu için normal 6 çıkıyor. 6 kere 8 kısa bak doğal sayı çıktı. Dolayısıyla eşleştirmemizde de yapmış olduk diyoruz. Yukarıda verilen sayılardan 3 tanesi toplanıp bir doğal sayı elde ediliyor demiş. Hmm. Buna göre toplanmayan sayıyı yazınız diye bize sordu. Hadi bakalım. Şimdi 1,21, 1,69, 0,20. Bu kere bunlar ondalık karekök. kök ondalık kökük olduğu zaman diyeceğim ki ben bu onda birler yüzde birler olduğu için bu aslında 121 bölü 100'dür. 121 bölü 100 de aslında bu 11'in karesi, bu da onun karesi. Dolayısıyla 11 bölü 10'dur diye söyleyebiliriz diye bulabiliriz. 11 bölü 10. Şimdi buna bakıyorum. 169 bölü 100'dür bu aslında ve bu da 13'ün karesi, bu da 10'un karesi. 13 bölü 10. Bu 25 bölü 100'dür aslında. Ee, bu 5'in karesi, bu da 10'un karesi. 5 bölü 10. 196 bölü 100'dür aslında. Ee, ve 14 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. Şimdi buna göre diyor ki 3 tanesi toplanıp bir doğal sayı elde ediyor. Şunları da yazalım doğru düzgün. Şunlar böyleydi. Şimdi 3 tanesi toplanıp hangisi, hangi 3 tanesi toplanıp doğal sayı elde edebilir? Ee, bakıyorum diyorum ki. E, ee, bir kere bu ikisini top, bu üçünü toplasak 18, e, 28, 29 bölü 10 olur. Bu üçü olmaz. 29 bölü 10 doğal sayı değildir. Bu üçüne bakalım. 13, 18, 32 bölü 10 niye doğal sayı değildir? Şu üçü. Bak şu üçü. 14, 5 ve 11. Hemen toplayalım. Bu ikisi 19 bölü 10 eder. Bu ikisi toplanırsa. Bir tane daha 11 bölü 10 daha gelirse 40 bölü 10 çıkıyor. Evet 20 30 bölü 10 çıkıyor ve doğal sayı çıkıyor. Hemen yapalım. 11 bölü 10 artı 5 bölü 10 artı 14 bölü 10. Bunları topladığımız zaman e, 19 30 bölü 10 yani 3 alsana e, doğal sayı 3 tanesi toplanıp doğal sayı etti. Toplanmayan sayı yazınız demiş. Yani bu yani en başta verilen karekök 1,69'dur diyebiliriz. Bir manavdaki meyvelerin kütlelerine göre dağılımı sütun grafiğinde veriliyor demiş. Elma, armut, kivi, ananas, tamam. Kütleleri 18, 12, 6, 0, tamam. Bu meyvelerin kütlece dağılımı daire grafiğine çevrilirse ananasa ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur demiş. Ha, bunları daire dilimine çevirmemiz gerekiyor. Bir kere daire dilimi dediği zaman daire dilimi dediği zaman mutlaka mutlaka toplama ulaşmamız gerekiyor bizim. Şimdi ben bu sütun grafiklerini görünce hangi metodu kullanacaktım? Apartman metodu hocam. Harikasın apartman metodu süpersin. Hemen elma 6 katlı bir apartman. Armut 18 katlı bir apartman. Kivi de 18 katlı bir apartman. Ananas da 12 katlı bir apartman. O zaman toplam nedir bunların toplam ağırlıkları? 6 artı 18 artı 18 artı 12. Çünkü Toplamdaki paylarını bulmaya yarar daire dilim daire grafiği. Dolayısıyla biz bunu yapabilmemiz için ilk başta toplamı bulmamız gerekiyor. Bu ikisi 30 etti, 40 etti, 54 etti. 54 aslında bizim toplam kütlemiz. 54 kilogram toplam kütlemiz, meyvelerin toplam kütlesi bu kadar. Şimdi diyor ki bize ananas ait daire diliminin merkez açısı. Bir kere şöyle düşünelim. Ananas kaçta 12'de. 12 ne, neyin içerisinde 12 54'te 12 360 derecelik açıda kaç derecedir? İşte bu kadar aslında yapmamız gereken bir orantı. Dolayısıyla 54'te 12 ise 360 derecede kaçtır? Böyle de yazabilirsiniz bunu isterseniz. 54'te 12 ise 360 derecede kaçtır? Doğru orantı var. Çünkü bu arttıkça bu da artacak. Dolayısıyla Hemen bakıyoruz. Diyoruz ki bunda bu, bunda bu. Ee, ve hatta burada da aynı şeyi yapıyoruz. 12 çarpı 360 eşittir. 54 çarpı x diyorum. Sonrasında her iki tarafı da 54'e bölüyorum. Bunlardan kurtuluyorum. Ve sadeleştirmeye bakalım. Ee, bir kere 2 ile sadeleştirirsek burası ve burası 27, 6 çıktı. Hatta bir tane daha 3 ile sadeleştim. Ee, 2, 9 çıktı. Bununla bu sadeleşirse 1 40 çıktı. 2 kere 40'tan da 80 dereceymiş demek ki bizim ananasımızın merkez açısı. Ve böyle çizersek eğer, şöyle çizersek ananas 80 dereceyi kapsıyormuş. Şöyle bir 80 derece buraya ananas yazabiliriz. Geriye kalanlar mesela elma ananasın yarısı. O zaman buna 80 derece düşüyorsa elma 40 derece olmalı. Mesela bak hemen bunu çat diye bulabiliyorum. Neden? Çünkü elma ananasın yarısı. O zaman açısı da yarısıdır. Hatta armut elmanın 3 katı kilogramda. O zaman açısı da 3 katıdır. Yani bu 40 ise armutta 120 derece olmak zorunda. Şurası 120 derece armut olmak zorunda. Ve bu ikisi birbirine eşitse o zaman diğeri de 120 derece Olacak yani kivi de 120 olacak. Bütün açıları bulmuş oldum bak dikkat et. bir anda. Ve 80, 40, 120, 120, 120, 360 derece toplamına da ulaşmış olduk diyoruz. Hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Tonguç LGS dershanesinin içerisinde canlı dersler, kitap seti ve kişiye özel soru bankası var. Sadece sizin adınız olan kişiye özel soru bankası, kişiye özel koçumuz var. Haftalık her hafta denememiz var. LGS için çok sıkı çalışıyoruz. Ve geçen sene İki tane Türkiye birincisi çıkardık. Çok az kayıt almamıza rağmen inanılmaz büyük bir başarı gösterdi arkadaşlarımız. Performans takip ve veli bilgilendirme var. Aynı zamanda birebir özel derslerimiz de var. Yeni başladı bu özelliğimizde ve bunu yaparken de şöyle bir şey tanımladı arkadaşlar. %20 indirim kodunda Tonguç 20 şeklinde Tonguç Akademikom'a e girdiğiniz zaman zaten buradan giriş yapıp alabilirsiniz diyoruz. İkinci dönemde en azından süper bir şekilde çalışarak başarıya LGS'de ulaşabiliriz. Çünkü bu sene gerçekten çok enteresan. Milliyetin Bakanlığı birazcık daha kolay sorular yayınlıyor. Hani birazcık daha farklı bir sınav bizi bekliyor. Ona çok iyi bir şekilde hazırlanırsak hiç beklemediğimiz süper liselere girebiliriz. Ha, bu arada hemen buldum bak şimdi soru bankamızda buldum. Kişiye özel soru bankası yani... Tamamen tamamen Tonguç Tonguçoğlu'na ait veya işte burada arkadaşımızın notları var hemen şurada göstereyim sana. Bak burada e, Ragadın e, notları var. Teker teker ne yaptığıyla alakalı, bunu nasıl hazırladığımızı da göstermek istiyorum sana. Bu kitap nasıl oluştuğu bütün deneme sınavları yani çözdüğün bütün deneme sınavlarını her hafta deneme sınavı yapılıyor Tonguç LGS dershanesinde teker teker analiz ediliyor ve bu sorulara uygun bu sorulardaki eksiklerine uygun yeni testler oluşturuluyor ve bu kitabın içine sana sadece sana özel koyuluyor ve kitabın her sayfası zaten ismin yazıyor dolayısıyla sana özel bir kitabı da sana veriyoruz LGS dershanesinde diyoruz hadi bakalım o zaman şimdi sorularımıza devam edelim. Şimdi demiş ki bize bir olasılık sorumuz var. Aşağıda verilen kutuların içinde kırmızı ve beyaz renkli olmak üzere toplam 30 top vardır demiş. Tamam. Her kutuda eşit sayıda top vardır demiş. Şimdi 30 top var e toplamda. Her kutuda eşit sayıda top var. O zaman ben hemen söyleyeyim. 10, 10, 10 top var. Tamam. Bu kutularla ilgili... E, demiş ki bazı bilgiler vermiş. Bu kutulardaki tüm toplar başka bir kutuya atıldığında bu kutudan rastgele çekilen bir topun beyaz renkte olma olasılığı en az kaçtır demiş. Tamam birazcık kafa karıştırıcı ama bir durumu analiz etmek için bize çok güzel bilgiler vermiş. Demiş ki bize ikinci kutudan rastgele çekilen bir topun kırmızı olması kesin olaydır demiş. Yani ikinci kutuda bir kere bu kutuların içerisinde 30 tane top vardı. Kırmızı ve beyaz renkli vardı. Başka renk yoktu. Ve her birisinde onar top vardı. 10 top bunda, 10 top bunda, 10 top bunda. Bunda net biliyoruz. Ama demiş ki burada... Bundan çektiğim... Topun kırmızı renkli olma olasılığı kesin olaydır demiş. Kesin ne demekti? Aslında yüzde yüz demek. Yani bunda başka bir top rengi yok demek ki. Sadece kırmızı var. Dolayısıyla ben buradaki kutu için direkt 10 tane kırmızı top içerir diyebilirim. Ve bununla net bir şekilde yazabilirim. Çünkü kesin olay. Şimdi bunu yazdık süper. Birinci kutudan rastgele çekilen bir topun beyaz olma olasılığı Buradan çekilen rastgele bir topun beyaz olma olasılığı kırmızı olma olasılığından daha fazla demiş. Demek ki burada 10 topun içerisinde beyaz top sayısı daha fazlaymış. Bunu söylüyor bize. Yani 10 topun içerisinde işte 8 e, top beyaz 2 top kırmızı gibi bir şey varmış. Burada bunu da anladık tamam. Ama burada bir şey yazamayız şu anda. Üçüncü kutudan rastgele çekilen bir topun kırmızı ve beyaz olma olasılıkları eşittir demiş. Şimdi bunda 10 top vardı. Ve içerisinde kırmızı ve beyaz toplar yerleştireceğiz. Nasıl yerleştiririz eğer eşit olasılıklı olaylarsa kesin zaten hepsi kırmızı dedik. Eşit olasılıklı olaylarsa 5 tane kırmızı vardır 5 tane beyaz vardır. Çünkü toplam 10 tane top olması gerekiyordu. Dolayısıyla eşit olasılıklı olaylarsa ikisinin de top sayısı eşittir. Hatta o hemen olasılıklarını hesap edelim. Bu mesela bu kutunun içerisinden bir çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı nedir dediğim zaman 5 bölü 10'dur. E, beyaz olma olasılığı nedir dediğim zaman yine 5 bölü 10'dur. Bak birbirlerine eşit olasılıklı olaylar bunlar aslında. Çünkü ikisinde eşit sayıda var. Tamam bunu da hallettik. Şimdi toplamda 30 top vardı. Bir dikkat edelim burada da aslında 10 tane top vardı. Buradaki beyaz olma olasılığı daha fazla. ama Beyaz sayısı daha fazla ama kaç olduğunu bilmiyoruz. Ne demiş bize? Bu kutulardaki tüm toplar başka bir kutuya atıldığında, yani 30 top başka bir kutuya atıldığında rastgele çekilen bir topun beyaz renkli olma olasılığı en az kaçtır diye sormuş bize. Bir kere burada 5 tane beyaz var biliyorum. Ama burada da 10 topun içerisinde beyaz sayısı daha fazla. Mesela bu burada 10 tane beyaz, 10 tane beyaz hiç kırmızı olmayabilir. Beyaz olma olasılığı daha fazla ya. 10 beyaz hiç kırmızı olmayabilir. 9 beyaz bir tane kırmızı olabilir. 8 beyaz 2 tane kırmızı olabilir. Bir sürü seçenek var. Kaça kadar gidiyor? 7 beyaz, e, 3 kırmızı, 6 beyaz, 4 kırmızı. 5 beyaz 5 kırmızı olmaz bir kere. Çünkü o zaman eşit olasılıklı oluyor ve buradaki beyaz olasılığı daha fazla olduğu için beyaz sayısı daha fazla olmalıydı. O zaman şimdi bitiriyoruz en az demiş. En az beyaz sayısını istiyorum. En az beyaz sayısını o zaman ben buna 6 beyaz, 4 kırmızı yazarım. Çünkü olabilecek en az beyaz sayısı budur. Çünkü beyaz olasılığı daha fazla olmalıydı. Dolayısıyla beyaz sayısı daha fazlaydı. İşte o zaman bütün seçenekleri oturtmuş oldum burada verdiği ve bu topların hepsini aldım ben. Burada 6 beyaz var. Burada 5 beyaz var. 11 tane beyaz var aslında bütün bu topların içerisinde. Ve dört, 14, 19 tane kırmızı var. 19 tane kırmızı var. Buradan çekilen bir topun beyaz olma olasılığı en az kaçtır demişti. 11 bölü tüm topların sayısı. Yani beyazların sayısı, istediğimiz olay neydi olasılık? istenen bölü tüm olasılıklardı. Tümüydü. Dolayısıyla 11 bölü hepsi yani 30'dur diyebilirim cevabımız 11 bölü 30. Şimdi de geldik yeni bir grafik sorumuza bakalım. Yanda Burak ve Zeynep'in aylara göre kütlelerindeki değişim verilmişti demiş. Bu grafiğe göre öncüllerinden hangileri doğrudur demiş. Burak'ı maviyle göstermiş. Hatta böyle birazcık daha üstünden geçelim ki daha net görünür bir hale gelsin. Tonguç evladım benim burada Burak ilk başta kaç kilogrammış? 80 hocam. Harikasın 80'den başlamış, sonra azalmış 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 ve 70'e gelmiş. Sonrasında artmış 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 75'e çıkmış, sabit kalmış ve 75'te e, çivi çakmış. Şimdi aynı şekilde Zeynep kırmızı arkadaşımız. Ona bakalım hemen kırmızıyı da böyle bir birazcık daha belirgin yapalım. 60'tan başlamış, kilo almış, 70'e çıkmış, sonra 70'te birazcık durmuş sonra tekrar kilo vermiş 60'a düşmüş sonra bayağı bir zıplamış Nisan Mayıs arasında ne yaptıysa artık çiğ börek mi yedi sürekli 75'e fırlamış. Dolayısıyla buradan analizimizi yapabiliyoruz. Hemen bakalım bu grafiğe göre buran verilen aylardaki ortalama kütlesi 75 kilogramdır. Şimdi ortalama kütlesini hesaplarız. Sen mesela sınavlarına girdin, sınavlarındaki ortalaman nedir dediğim zaman ne yaparsın? Sınavlarından aldığın sonuçları toplar, kaç tane sınav olduğuna bölersin. Bakalım. Şimdi bu arkadaşın, Burak arkadaşımızın her ay kütlesine bakalım. 80 artı e, burada 75'e düştü, artı sonra Mart ayında hop 70'e çıktı artı. Sonra Nisan ayında hop 75'e çıktı artı. Sonra Mayıs ayında sabit kaldı yine 75. Şimdi kaç ay oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Bunları toplayalım bir. Bu 150 eder. Ee, bu da 150 eder. 300, 375. 375'i toplam 5 tane ay var. 5 aya böldüğümüz zaman eşittir 75 kilogram ediyor. Peki o zaman Ortalama kütlesi 75 kilogramdır. Doğru bir öncül bravo diyorum arkadaşımıza. Devam ediyoruz. Mart ve Mayıs aylarında Burak ile Zeynep'in kütleleri eşit demiş. Mart. Mart'ta evet birbirlerine eşit gözüküyor burada. Ve Mayıs'ta evet gerçekten de ikisi de mavi ve kırmızının kesiştiği yerler. Bu da doğru bir öncül diyoruz. Nisan ayında Zeynep Burak'tan 15 kilogram daha ağırdı demiş. Nisan ayına bakıyoruz. Bir kere Zeynep dediğimiz kırmızıydı. Zeynep Nisan ayında 60 kilogram. Zeynep kırmızı ile yazıyorum 60. Burak buraya bakıyoruz. Ee, Nisan ayında 75 kilogram. 75 kilogram Nisan ayında Burak arkadaşımız maviyle gösterimiz. Kaç kilogram daha ağırdır? Zeynep Buraktan değil. Burak Zeynep'ten daha ağır. Çünkü mavi daha üstte. Dolayısıyla bu yanlış bir öncül. Cevabımızın bir ve iki olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Şimdi geldik yepyeni bir sorumuza ve bu sorular tabii ki gördüğünüz gibi test soruları. Çünkü il bazında yapılacak ortak sınavlar hazırlık olsun diye bunları da koyuyoruz. Ama aynı zamanda bizim konularımızla alakalı tabii ki. Adımlar arasındaki mesafeler sırasıyla 80 ve 60 santimetre olan Tonguç ve Tongül babaannelerin evine tam sayıda adım atarak gidebiliyorlar. Tamam Tonguç kendi evleriyle babaannesinin evi arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olduğunu bildiğine göre demiş. Bu mesafe en az kaç santimetredir demiş bize. Şimdi bu 80 santimetre bu da 60 santimetre burada ise 10 metre yazıyor. Bir kere ben bu metre zımbırtısını metre zımbırtısını bir santimetreye çevireyim ki böyle bir rahatlayayım. 10 metre dediğimiz şey onu 100 e, ile çarpıp 1000 santimetre olduğunu söyleyebilirim. Demek ki babaannesinin ...nin eviyle kendi evi arasındaki mesafe bin santimetreden fazlaymış diyor aslında bize. O zaman buna bakacağız. Şimdi e, diyor ki Tonguç ve Tongül adımları da 80 ve 60 diyor. Ve tam sayıda adım atarak gidebiliyorlar. Yani ikisi de aslında e, burada hemen düzeltelim. Bu 60, bu da 80 olacak. Bu 80, bu da 60 olacak. Diyor ki bize... Ee, aslında ikisi de tam sayıda adım atarak gidebiliyorlar diyor bu babaannelerin evlerine diyor. İkisinin de babaannesi aynı diyelim. Tamam. Peki o zaman şöyle düşünelim. Ya Tonguç burada. Hemen şöyle yapıyorum. Tongül de burada. Hop şöyle. Şimdi bu arkadaş e, 80, 80, 80, 80, 80 gidiyor ve babaannesinin evine gidiyor. Gerçekten de harika babaannesinin evine gidiyor. Bu arkadaşımız 60, 60, 60, 60, 60 giderek gidiyor. 80, 80, 80 gidiyor. Yani aslında biz burada e, bu adımlarının bir katını bulmaya çalışıyoruz. Yani daha büyük bir mesafeyi, bu ikisi arasındaki mesafeyi bulmak istiyoruz. Babaannelerin evleri arasındaki mesafeyi bulmak istiyoruz. O zaman bizim yapmamız gereken şey ebop mu, ekok mu? Ekok hocam. Harikasın, ekok. Çünkü daha büyük bir mesafe bulmak istediğimiz zaman küçük parçalardan yani büyük bir uzunluğu bulmak istiyorsak o zaman ekok yapacağız. Hemen 60 ve 80'in ekokuna bakalım. 2'ye böldüm. 30, 40. Neden ekok olduğunu anladım. Bu arada bunların katı olan bir sayı olmak zorunda. Tam sayıda gidiyor diyor. Tam sayıda adım atıyor. 2'ye böldük. Ondan 2 daha böldük. 15, 20. 2'ye daha böldük. 10, 15. 2'ye böldük. 5, 15. 3'e ee, e böldük 5, 5. 5'e böldük 1, 1. Şimdi 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 3, 48. 48 kere 5, 240. 240 santimetre olabilir. ikisinin de ortak şeyi. Zaten bunların en küçük ortak katı. 8 kere 4, 8 kere 3, 24. 6 kere 4, 24. 240 santimetre. Peki babaannesinin evi demiş ki bize 1000 santimetreden daha fazla demiş. O zaman bunların ekokları, ekok 60 ve 80 uzun uzun yazıyorum ki anlayalım diye. 240 santimetre. Ama bu babaannesiyle evleri arası kendileri arasındaki mesafe olamaz. Çünkü 1000 santimetreden fazla demişti. 1000 santimetreden fazla dediğine göre bunun katlarını alıyorum. 2 katını aldım 480 olmaz. 3 katını aldım 720 olmaz. 4 katını aldım 960 dur bakayım 960 olmuyor. 5 katını alıyorum 1000. 200 santimetre işte bu babaanneler arasındaki mesafe evlerin arasındaki mesafe olabilir diyorum. En az demişti bize zaten bu şıkların hiçbirisi 240'ın katı olmuyor ne yazık ki diyoruz ve geçiyoruz. Bir ucu cetvelin iki noktasına hizalanmış olan dikdörtgen dikkat edelim burası bu çok önemli. Çekilli şeridin e, uzunluğu 6 karekök 5'miş şu şerit 6 karekök 5'miş yeşil şerit. Bu cetvelin diğer ucu hangi ardışık tam arasındadır demiş bize. Hangis yani yaklaşık değer sorusu aslında bu sınavlarda çok çıkar, test sorularında da çok çıkar aslında. Bakalım. Şimdi, şimdi altı karekök 5 hangi iki tam sayı arasındadır. Şimdi ben bunu gördüğüm anda bir kere eğer biz eğer biz sıralama ya da yaklaşık değer soruları varsa eğer biz A karekök B'yi sadece karekökün içine sokmak zorundayız. Yani bunu içeriye sokmak zorundayız. 6 karekök 5'i de ne yapıyorum? İçeriye soktuğum zaman 6'nın karesi 36 diye giriyor. 36 kere 5 oluyor. O da 180 oluyor. O zaman karekök 180'den bahsediyoruz. Bu aslında karekök 180'miş. Ha, tamam. Karekök 180. Bu karekök 180 hangi iki tam sayı arasındadır? Bakalım. Şimdi diyorum ki tam kareleri biliyorum. 1 var, 4 var, 9 var, 16 var, 25 var, 36 var, 49 var. Böyle böyle devam ediyor. İşte 64 var. Ondan sonra 100 var. Hala yaklaşamadım bile. 121 e, 21 var. E, ondan sonra 144 var. E, 12'nin karesi. 13'ün karesi 169 yaklaştım. 14'ün karesi 196. Ve zaten karekök 180 de bunların arasında olacak. Yani 13 ile 14 arasında olacak. Şıklara bakıyorum hayda nasıl ya 13 ile 14 arasında e buldum ama karakök 180 13 ile 14 arasında değil mi evladım benim? Evet hocam. Aynen o zaman niye yok şıklarda işte burada da şuna dikkat edelim. Ne demiştim iki noktasına hizalanmış burası çok önemli bu sorularda. İki noktasından başladığına göre e, bizim bulduğumuz aslında bu cetverin uzunluğu 13 ile 14 arasında bir yerde. Ama 2'den başladığımız zaman ya 0'dan başlasaydık burası 13 ile 14 arasında olacaktı. Ama 2'den başladığımız zaman bunların ikisi de artıyor. Yani 15 ile 16 arasında oluyor aslında bizim cetvelin uzunluğu. Çünkü sıfırdan başlamıyor ki sıfırdan başlasaydı 13 ile 14 arasında ol olurdu. Doğru düzgün ölçüm yapardık. Ama adam sapıtık ölçüm yapmış. 2'den başlatmış. Yani adam zaten yanlış başlamış. Dolayısıyla biz onu hemen düzeltebilmek için bir iki ekliyoruz her bir sonuca. 15 ile 16 arasında diyoruz ve cevabımızı bulmuş olduk. Evet şimdi herkese sınavında başarılar diyorum. yazılı kampımız gün gün gelmeye devam ediyor. Yazılara çalışınca zaten LGS'de çalışıyorsunuz. Hiç merak etmeyin diyoruz. Ve aynı zamanda yazılı notlarından lütfen tekrarlarınızı yapın. Tüm dersler dijital soru bankamız yeni çıktı ve bununla alakalı tekrarlarınızı mutlaka yapın. Bunun içinde dijital kısmında sadece dijital kısmına özel MEB ortak sınav denemeleri var. Buradan da yazılı çalışmanıza ek çalışmalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda son artık bitiriyorum. E, buradaki Zoru Bankası, Dinamo ve Süpersonik'ten de ödevlerimizi mutlaka yapalım diyorum. Hadi bakalım o zaman şimdiden sınavınızda en iyi notları e, hedefleyin diyoruz. Senin sınavdaki e, not hedefin kaç evladın? 100 hocam. Harikasın. İnşallah sen de alacaksın. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın bakalım.